Evet, 18 Mart Sentetik Çim Sağ'dan, yani bugün Türkiye televizyonlarında ilk kez sizlerle birlikte bir Amerikan futbolu maçı yayınlayacağız. Sevgili Doğukan da benimle birlikte bugün anlatımlarda bana yardımcı olacak. Doğukan, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Doğukan, bilmeyenler için Amerikan futbolunu anlatayım diyeceğim ama şu an tüm kadro sahaya çağrıldı ve hemen biz maç yayınına geçeceğiz ama maç yayına geçmeden önce kısa bir ara, kısa aranın hemen ardından da biz sizlerleyiz. Ve artık maç başlamak üzere. Biliyorsunuz Doğukan, zor bir maç mı? Tabii ki çok zor bir maç. Bu maçı kazanan ekip kendini yarı finale yazdırma şansını yakalayacak. Bak, tribünler baya ateşli bugün benim anladığım kadarıyla ama şöyle de bir şey var. Şu an için bize... Bu arada müzik yayınımız da devam ediyordu. Ben onu da kapatayım. Müziksiz olmuyor. Evet. Hemen onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Boğaz TV ekranlarında, daha doğrusu Türkiye televizyonlarında ilk kez bir Amerikan futbol maçını yayınlayacağız. Hemen maçın kimler arasında olduğunu ben tekrar sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum. 18 Mart Üniversitesi vatanseverler ile Kocaeli Üniversitesi Şark. Şark'la ilk daha önce karşılaştık mı hiç? Daha öncesinde Pro Lig'de bir maçımız oldu kendileriyle, Kocaeli'de. 22-6 üstünlükle sonuçlandı karşı tarafın lehine. Bu sefer Üniversite Ligi'nde karşılaşıyor bu iki ekip. İkisi de iddialı. Bu maçı kazanan üst finale adını yazdıracak. Emeklerimizin karşılığını alacağına inanıyorum ben takımımın. Ben de açıkçası söyleyeyim. Bu maçın sonucunu hepimiz merak ediyoruz. Evet. İnşallah bu maçın sonunda çeyrek finale çıkan taraf biz olacağız. Kameraman arkadaşlarım bu arada maçı da takip ediyorlar. Ben onlarla da irtibat halinde olacağım. Arada canlı yayına sesim gidebilir, onu söyleyeyim. Canlı yayına kamera bir sendesin falan olabilir ama yapacak da bir şey yok. Yer 18 Mart Stadyumu ve Kocaeli Şark'la 18 Mart Üniversitesi vatanseverler. Doğukan, artık ben sözü sana bırakıyorum. Bu dakikadan sonra her şey sende. Tabii şimdi Amerikan futbolu temelde 3 ekipten oluşur. Bunlar ofans, defans ve special team olmak üzere. Ofans takımı sadece sayı atmak üzerine kurulu bir takımdır. Güçlü ve hızlı oyunculardan oluşur. Defans takımı ise ofansı durdurarak sayı atmasını engeller ve topu çalmaya çalışır. Special team'de maçın başında meydana gelen kick vuruşlarını başlatır, kickoff'la karşı tarafa teslim eder ve oyun mücadelesi başlar top durduğu yerde. Şimdi bir seremoni yapılıyor. Ayin gibi diyebiliriz buna takım içinde. Lisans kontrolleri yapıldı Çanakkale vatanseverlerin. Şu an takımımız ayin yapıyor. Kendilerini daha iyi gaza getirebilmek için. Şu an kendilerini yüksek derecede motive etmeye çalışıyorlar. Kritik maç öncesi.
Çanakkale vatanseverler şu an lisans kontrolünü tamamladı. Tamamladıktan sonra da ayinlerini gerçekleştirdiler. Şimdi son hazırlıklar yapılıyor. Takımımız cephesinde. Kocaeli Sharks da şu an lisans kontrollerini daha yeni başlıyor. Para atışıyla hangi takımın ilk olarak başlayacağı belirlenecek. Peki ben hemen sana bunu da sormak istiyorum. Tabii. Birincisi şu var. Bu oyun kaç takım ve kaç kişiyle oynayacak? Bilmeyenler için onu da anlatayım. Karşılıklı iki takım arasında oynanan bir spor. Takımın ofans, defans ve special team olmak üzere 3 grubu var. 11'er kişiden oluşuyor bütün takımlar. Ofansta amacımız sayı atmak. Yard dediğimiz 4 hakta 10 yard ilerleyerek yer kazanmaya çalışacağız, mesafe kazanacağız. Ve böylece ilerlemiş olacağız. Bir 4 hakkımız daha olacak 10 yardı geçtikten sonra. O bayağı güzel. Evet. Yani gerçekten. Güzel bir... Oyun koşu ve pas olarak yer alıyor. Ofans takımında belirlenen rutlar var. Bu rutlara göre dışarıdan veya içeriden koşu oyunları ve pas oyunları, uzun veya kısa olarak pas oyunları mevcut. Defans takımının görevi ise ofans takımının oyunlarını engellemek, ilerlemelerini engel olmak ve veya topu da çalmak. Hani haklarını ellerinden almaktır. Special team'de ise maçın en başında kickoff denen bir vuruş var. Maçın başlama vuruşu. Bu vuruşu gerçekleştiren takımdır. Hızlı oyunculardan oluşurlar genelde. Peki hemen ben şu bir soru sorayım sana. Az önceki para atışında. Evet. Kick vuruşunu kazanan takımın hangisi olduğunu sen gördün herhalde. Tahmini olarak. Hayır. Ben de görmedim. Evet daha olmadı. Birazdan olacak evet. Lisans kontrolü yapılıyor şu an Kocaeli'nin. Birazdan şu an hazırlanan hakemlerimiz var. Hayır, bizim vatanseverler dedi şu an hazırlandığını gördüm. Evet. Ofans takımı hazırlanıyor. Evet. Sanırım koçumuzdan son direktifleri alıyorlar kendileri. Sanırım oyuna da girecek olan takım defans takımı çünkü onlar hazırda bekliyor şu an. Evet. Biz tahmini konuşuyoruz. Evet. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz ama birazdan göreceğiz. Ben hemen şöyle küçük seyircilerimize hatırlatmalarından bir tanesi şu. Ekranınızın hemen altında göreceğiniz scoreboard'da bir yön tabelası olacak ve rakamlar olacak. Onlar kaçıncı hakkının kaldığını ve hangi takımın hücum yaptığını gösteriyor olacak. Evet. Ben onları da izleyicilerimizin için hatırlatayım. Çünkü 2000'in üzerinde kuralı olan bir... Tabii evet. 2000'e yakın var. 2000'e yakın bir kural çerçevesi var. Evet. İzleyenlerin zevkli izleyip bir dahaki maçlarında bizle birlikte tekrarında izleyeceğine inanıyorum. Hatta buraya da gelecekler. Ben tavsiye ediyorum. Yerinde izlemek bambaşka. Televizyon bir nebze iyi ama buradaki atmosferi yaşamak çok önemli olacaktır. Şu an hakemlerimiz ortaya geldi. Para atışı yapılacak. Her iki takımın da takım kaptanları orta sahada buluşacaklar hakem eşliğinde ve para atışı yapılacak. Atışı kazanan takım ya oyun kuracak ya da defansla başlayacak. Ona göre belirleyecekler oyun türlerini. Thank you.
Bir çay için. Tabii. Şu an para atışı yapılacak. Kazanan takım ya defans ya da ofans olacağını ya da sayı yapan ya da durduran ekip olacağını belirleyecek burada. Peki niçin 3 tane kaptan orada? Çünkü bu takımda 3 kaptan var. Evet. Her takımdan takıma değişen bir şeydir bu. Kocaeli ekibini gördüğümüz 5 kaptanla çıktı. Çanakkale vatanseverle 3 kaptanla çıktı. Tabii öyle yani. Çıkmışlar. Her takımdan takıma değişen bir durum bu. Genelde ofans, defans ve special team kaptanları olarak çıkar. Durumlara göre de mevkiinin kaptanları olarak ayrıca çıkar. Onlara dahil olarak. Şu an hakemler eşliğinde para atışı yapıldı. Şimdi birazdan hangi takımın defans olacağı belirlenecek dizilişlerinden. Şu an kick-off vuruşu yapılacak. Takımlar dizilimini yapıyor. Şu an meşale de yakıldı. Ateşli taraftarlar eşliğinde. Arkadaşlarım yakalayabilirse çok sevineceğim ama bu kalabalıkta bunları yakalamak biraz zor. Evet, şu an seremoni yapıldı. Evet. Ay şu an ısınıyorlar. Ambulansın geç gelişi yüzünden biraz soğudu oyuncular. O yüzden hakemler tarafından özel izinle şu an ısınma hareketleri yapıyorlar. Düz koşu. Ya biz biraz daha bekleyeceğiz açıkçası. Açıkçası öyle görünüyor. Evet. Yaklaşık bir 5-10 dakika arasında maç başlar. Ve benim tahminime göre şu an gördüğüm kick-off yapışı yapacak olan taraf sanırım Kocaeli Şars görünüyor. Eğer saha değişimi yapılmadıysa. Saha değişimi pek Amerikan futbolunda olmuyor. Sadece ikinci arada bir değişim oluyor. Görünmez mi?
vatanseverlerin. Vatanseverler biraz erken ısındı galiba. Baksanıza. Evet. Ya zaten öyle görünüyor. Onlar da bıraktı şu an ısınmayı. Hemen biz şöyle sana da kısa bir soru, küçük bir soru sorayım. Sen de bu takımın oyuncularındandın. Evet. Birlikteki takımımızın oyuncularındandın. Evet, mezun oldum bu sene. Ayrılmak zorunda kaldım istemesem de. Ama gönlüm yine de hala Çanakkale vatanseverler için atıyor. İnşallah bir gün tekrardan geri dönerim. En büyük umudum bu, isteğim de bu. Hani kopamadım. Kopamadığım için de hala buradayım gördüğünüz gibi. Ya gerçekten. Kendi adıma söylemem gerekirse sizlerle birlikte yaklaşık bir 7 aylık bir süreç geçirdim. Evet. O süreçte ben ya. De gerçekten kopamadım diyebilirim. Ve maç başlıyor. Büyük heyecan başlıyor. Geçen yılın takımıyla bu yılın takımı arasındaki farkı hemen söyleyebilir misiniz de? Çünkü geçen yılki takım burada değil. Çoğu burada değil asıl. Tabii. Aslında. Evet. Dışarıda galibiyet aldık. Gelen oyuncular, yeni gelen oyuncular var. Ve geçen yıldan daha değerli toplu bir takım Tabii. Şöyle bir şey var. Oyuncuların idmanlara eksiksiz katılmaları da bir faktör. Motivasyon. Kendilerine benimsemiş olmaları en büyük etkenlerden biri. Hani gerçekten hani sevilmeyecek bir spor da değil. Her türlü ekipman var korunmak için. Ve şu an maçımız başlıyor. Kocaeli Sharks oyunculardan izin aldı ve kick-off başladı. Evet şu an vatanseverler bloklarla yol açıyorlar oyuncu arkadaşlarına ve yaklaşık 32. yardtan oyun devam edecek. Ofans takımı oyuna giriyor. Şu an kick vuruşunun ardından top düştüğü yerden ofansın oyunuyla başlıyor. Şu an huddle yapılıyor. Huddle'da takım oyuncuları arasında bir oyun paylaşımı, hangi oyun oynanacağı kararlaştırılıyor. QB dediğimiz oyun kurucu tarafından. Şu an takım dizilimini yaptı. Evet şu an oyun oynanacak hakem. Ve koşu oyunuyla 20 numara Kürşat soldan gidiyor. Defans başarılı. Çok kritik bir yerde. Şu an ilk hakkında 10 yarda yakın bir mesafe koştu. İkinci hak oynanacak. Hakemler bakıyor. 10 yardı geçip geçmediğine. İkinci hak oynanıyor. Bir yardtan az bir mesafe kaldı. İçkep koşusu çok güzel. Evet. First down yaptı. First down 10 yardı geçildiği anda verilen isimdir. Şu an 1-4 hak daha kazandı takımımız. Şu an birinci hakkı tekrarlıyor. Evet, şu an center koştu. Yanına arkadaşları da geldi. Line çizgisi boyunca 5 oyuncu var. Hepsi diziliyor. O fumble oldu. QB topu elinden kaçırdı. Defans oyuncuları sek yaptı orada. QB'ye ulaştılar. Şu an top düştüğü için bir mücadele oldu. Hakemler bakıyor kimin topu kazandığına. Topu kaybediyor Çanakkale vatansever ofansı. Şimdi Kocaeli Sharks takımının ofansı giriyor. Vatansever defansı oyunda. Durdurmak için her şey yapacaklarına eminim. Usta.
Şimdi offense line diziliyor. Stance pozisyonunu aldılar. QB at işareti verdi. Koşu oyunu iç gap'ten bloklar çalışıyor. Ve en zona yakın bir yerde düşüyor. Yaklaşık 1-2 yard var en zona. Defans içerisinde bir anlaşmazlık oldu sanırım orada. Bir de Kocaeli defansının blokları çalıştı. Şimdi 4 hakkı var. 4 hakta savunması gerekiyor Çanakkale'nin. Abi şu kolum çok dar, ben de çıkaracağım. Umarım buradan sayı yemeden çıkarlar. Şu an dizildi. Kocaeli oyununu oynayacak. Flag atıldı. Niçin atıldı bilinmiyor şu an ama sayı verdi hakemler. Evet. Flag atıldı. Şu an baş hakemle görüşüyor flag atan hakem. Sanırım orada bir foul oldu ve sayı verdi. Kocaeli 6. 6-0 önde. Bir sayının değeri en zonu geçtiği vakit 6 puandır. Şu an sayı çizgisinin 2 yard gerisinde ekstra point dediğimiz ekstra sayı oynanacak. Bunun da değeri 2 puan. Eğer atarlarsa 8-0 olacak. Kalabalık dizildiler offense line'a. Ve 8-0 oldu. Kocaeli 8-0 yapıyor durumu. İlk oyun haklarında. Sayı olduğu için tekrardan bir kickoff vuruşu yapılacak. Kocaeli sayı attığı için topu karşı tarafa verecek. Topun durduğu yerden Çanakkale vatansever ofansı tekrar oyun kuracak. Bozmaya gerek yok maçın başı. İzini aldı ve 79 numaralı şarj oyuncusu topu karşı tarafa gönderdi. Şimdi blokların burada çalışması lazım. Çok güzel bir boşluk var. Evet. 83 numaralı Mert topu elinden düşürdü ama fumble yapıyor sanırım. Evet. Topu elinden düşürdü. Kocaeli atağını izleyeceğiz. Gerçekten çok güzel bir koridor bulmuştu orada. Bloklar da çalışmıştı ama yaklaşık 50 yarda kadar geldi. Orada hakem oyuncunun darbesiyle orada topu elinden düşürdü. Ve topu karşı taraf aldı. Moral bozmaya gerek yok. Bir takım oyuncularımız arasında bir adaptasyon, bir oyuna ısınama mı var sanırım. Eminim bunu en yakın zamanda kıracaklardır. Şimdi QB aynı koşuyu tekrar sergiliyorlar. Yaklaşık
22-23 yarda kadar ilerlediler. Miss tackle'lar var. Tackle'ları kaçırıyor bazı oyuncular. Yine aynı oyunu oynadılar. 3 oyunu üst üste tekrarladılar ama yine ilerlemeyi başardılar. Kocaeli oyunu kuruyor tekrardan. Tekrar bu sefer ters koşu, ters tarafı koşu var. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Defans bu sefer daha dikkatliydi. Yaklaşık 2-3 yardlık bir gerileme var. Şu an ikinci hakları oynanıyor. Yaklaşık olarak 2 ve 13 oynanacak. Buradan gördüğüm kadarıyla. Ofans dizildi. İçeriye blitz var. Bloklar çalışıyor. Kat denemesi olmadı. Yine ilerledi takım. 15 yarda kadar geldiler. Üçüncü hakları. Bu hakla. Şu an Kocaeli Sharks koşu oyunlarıyla mesafe kat ediyor. Bunlara dikkate alması gerek Çanakkale vatanseverlerin. Kocaeli Sharks'ın da blokları iyi çalışıyor. İyi blokluyorlar. Ve böylece rakip takımın ulaşmasını engellemiş oluyorlar. Bunların farkına varması gerek Çanakkale vatanseverlerin. Tekrar bir... Evet, bu sefer olmadı. Arkada bir top değişimi gerçekleşiyordu. Fake koşu olacaktı ve durdurmuş oldu Çanakkale vatanseverler. Şu an gerilemiş durumda. İyi savundu bu sefer. 24. yarda geriledi top. Var lan. Ayakta durmayalım. Şu an mola. Evet, genç diyenler. Geliyor mu şu an? Tolga. Tolga Çay. Gel böyle oğlum. Tamam oğlum, gel oda gelsin. Kaç şeker. Vatanseverlerin kendini toparlaması gerekiyor. Çünkü bu maçın önemi çok büyük. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundalar. Başka şansları yok. Çünkü buraya kadar geldiler. Kazandıkları takdirde play-off oynayacaklar. Birinci Süper Lig için. Yani bu şansı yakalamışken kaçırmaması lazım. Şu an defans biraz daha adapte olmuş gibi ısındı maça. Şu an 8-0'lık üstünlüğü sürüyor. Offense line dizilecek. Offense line iri oyunculardan oluşan bir grup. Daha kuvvetli. Defans line'a göre daha kuvvetli ve etkililer ama defans line'da ofans line'ı geçerek daha hızlı ve seri oyunculardan oluşan QB'ye ulaşmak için uğraşıyorlar. Havuza bir pas oldu. Bir kat denemesi. Topu çok güzel yakaladı orada. 4 numaralı Kocaeli Sharks oyuncusu. Şimdi touchdown'a, sayıya çok yakın, sadece 2 yard kadar bir mesafe var. Şu an birinci hakka geri dönmüş oldu. 10 yardı geçtiği için 4 hakta. Oyun kuruldu. Bu sefer izin vermedi defans. Sayı çizgisinin önünde, end zone çizgisinin önünde direniyor. Şimdi ikinci hak.
Gerçekten burada yapacağı savunma çok önemli takım için. Bir sayı yemesi halinde 14-0 olacak skor. Oyun kuruldu. Evet, gerçekten başarılı bir savunma. Aksine bir iki artta geriletme fırsatı oldu takımın. Pardon. Abi kameranın önüne geçmeyelim. Pardon. Şu an 3. Hakkı oynayacak Kocaeli Üniversitesi. QB direktiflerini veriyor oyunculara. Oyuncular stans yaptı. Abi defan! Sayıyı alıyor. 14-0 oldu. Kocaeli sayıyı buldu. Şimdi ekstra oynayacak. 2 sayılık bir ekstra. Blok geliyor defanstan. Topu kesiyor ve Kocaeli oyuncusu topu yakalayamadı. Şimdi tekrar Kocaeli Üniversitesi'nin kickoff'uyla başlayacak. Topu Çanakkale Vatanseverleri teslim edecek. Şu an gördüğüm kadarıyla Kocaeli Sharks koşu oyunlarıyla ilerliyor. Hani buna engel olması gerek vatanseverlerin. Hani şu ana kadar bir kere pas oyunu denediler. Onda da başarısız oldu. Sürekli aynı oyunu oynamaya devam ediyorlar. Buna engel olurlarsa, oyunu çözerlerse erkenden ofans için biraz motivasyon olacak ve sayı bulmasını daha kolaylaştıracaktır. Şimdi 79 numara tekrardan izin alıyor sağ ve solundaki oyunculardan. Top düştü. Hazırlanıyor. Tekrardan top düşüyor. Aşırı bir rüzgar yok ama yine de etkili oluyor topun düşmesine. Şu an oyuncular soğudu. Ve topu karşı tarafa dikti. Bloklar çalışmadı. Çalışmadığı için de 22-23 yardta yakalıyorlar koşucuyu. QB'miz şu an oyun veriyor. Adıl bitti. Şu an Kürşat ilerliyor. Bloklar çalışıyor. Çok etkili olur. Sıyrıldı. Ve yaklaşık 40 yarda kadar koştu. 15 yardlık bir koşu var.
Şu an tam 40 yardın üzerinden oyun kuracak. First down olduğu ilk hakkında 15 yard gitmeyi başardı. Tekrardan bir 4 hakka daha sahip. Kolları dar. Elma abi. Sağ ol. Gerçekten başarılı bir oyun oynandı. İnşallah devamı gelir. Fumble oldu orada. Offense line'ın arkasında top değişimi yapılırken top yere düştü ve şanslı oyuncular topu yakaladı. Şimdi tekrardan Kocaeli ofansı giriyor. Yaklaşık 2 ya da 3 tane fumble oldu. Top yere düştü ve ofans oyuncuları elinden kaçırdı. Defans oyuncuları topu yakaladı ve topu tuttukları yerden başladılar. Bloklar çalışıyor. Miss tackle'lar var. Bunlar kaçmaması lazım. İlk gördüğü yerde indirmiş olsalar zaten adamı bu kadar ile fırsat olmaz. Yaklaşık 30 yard'tan oyun kuracaklar. Çanakkale end zone'una. Kocaeli ekibi daha hazır görüntüsü vermekte. Biraz da şans yanlarında. Belirli oyunlar var. Bunların dışına çok çıktıkları görünmüyor. Buna engel olması lazım. Şu an ikinci hakkını alıyor. İkinci hakları oynanacak. 30. yardtan. Pas oynanacak sanırım. Çok güzel. 23 numaradan sek geldi. Gerçekten bu Çanakkale tribününü heyecanlandıran bir hareket oldu. Çok başarılı blitz geldi içeri. Arka plandaki arka oyuncuların içeriye girerek ofans line arasındaki boşluklardan girerek QB'ye sek yapıyor ve geriletti. Bu defans için biraz motive edici bir hareket oldu diyebilirim ben. Tekrar oyun kuruluyor. Tekrar pas, bloklar çalışıyor. Topu attı. Incomplete pas. Pası tutamadı. Incomplete pas gerçekleşti. Üçüncü haklarıydı. Dördüncü hak ve son hakları oynanacak. Yaklaşık 12 yard ilerlemeleri lazım. First down kazanabilmeleri için. Gerçekten burada iyi savunma yapması lazım. Defans takımının. Dış koşu var. Çok güzel. Miss tackle'lar var orada. Oyuncuyu düşüremediler ama 3 Çanakkale vatansever birden girince yere düşürmeyi başardı. Şu an ofans oyuncuları hazırlanıyor. Ofans line dizilim yapacak. Ofans dizilimi yapacak diğer oyuncularla beraber. Nasıl kaçırdın onu ya?
Şu an oyun durdu. Güzel bir koşu oldu ama defans oyuncuları geç de olsa uyandı. Yaklaşık 9 yarda yakın bir koşu var. Şu an first down olması için, yani 4 hatta kazanabilmesi için sadece 1 yardtan daha az bir mesafe var. Umarım bunu kat ederler. Şu an takımımız fake koşular deniyor. Çok güzel. Çok güzel bir koşu QB'den. Tribünleri coşturan bir hareket oldu. Oradaki boş koridoru buldu ve ilerledi. First down yapıyor. Şu an yaklaşık 44. yardta Kocaeli tarafına doğru ilerliyor. QB oyunu veriyor oyunculara. İçinden git, içinden! Burada senin olsun! Şu an 4 dakika daha kazandı. Ofans. Çok güzel! Çok güzel. Çok güzel bir pas. Tamamlıyor. Ve 21 yard. 21 yard var sayıya. Umarım bu atakların devamında sayı gelir. Şu an skor 14-0. Kocaeli Üniversitesi'nin üstünlüğü de devam ediyor. Şu an 3 receiver dizildi sol tarafa. Yaklaşık 10 yard kadar koştu. Sol tarafı dizilen 3 adet wide receiver var. Birini attı. Diğer 2 wide receiver da topun ilerlemesi için diğer arkadaşlarını blok yaptı. Tekrar aynı diziliş var. Aynı formasyonu görüyoruz. Interception yaptı. Sayıya çok yaklaşmışken QB'nin hatalı pası sonucu topu Kocaeli Sharks interception yapıyor. Gerçekten gereksiz bir pas. Kocaeli genel olarak kendini sağ takımın, defans takımının solundan oyun kuruyor. Koşuları hep bu yönde. Bu sefer iç gap koşusu var. Gerçekten koridoru kullandılar. Yaklaşık 15 yard koştu. Holding verildi. Ofansif line oyuncuları, defans oyuncularını kural dışı bir şekilde tuttuklarından dolayı mesafe yarısı kadar ceza aldılar.
takımımız için iyi bir şey oldu. Daha dikkatli olması lazım. Pas koşusu olabilir. Çok güzel, evet. Miss tackle'lar oldu. İki kişiden kurtuldu ama diğer oyuncular yakaladı. Şu an ikinci hatlarını kullanıyorlar. Yaklaşık 7. yardta ofans dizilimini yaptı. Tekrardan bir sol taraftan bir koşu var. First down oldu. Kocaeli blokları çok iyi çalışıyor koşucuları için. Biraz durdurmakta zorluk çekiyor vatanseverler. Şimdi birinci aktarını tekrarlıyorlar first down sonrası. Center topu sildi. Adam paylaşımlarını yaptılar. Dizilim sağlandı. QB oyunu verdi. Koşu oyunu bu sefer sol taraftan gittiler. Yaklaşık 8 yard mesafe kat etti. Defans bugün sıkıntı çekiyor. Bu sefer soldan koştular kendilerinin. Koşu oyunu olabilir. QB'nin arkasında iki tane koşucu var. İkisinden birine verdi. 21 numarayı verdi. Ve first down oldu. Top oyuncu düştükten sonra top düştü. Top yine Kocaeli'nin. First down olmadı. Üçüncü hakkı. 2 yard kadar bir mesafe var. Üçüncü hak oynanacak. Defans içinde bir anlaşmazlık var sanırım. Ofansif line'ların blokları çok başarılı bu konuda. QB koşusu sonucunda ilerliyor ve first down oldu. Tekrar bir 4 hak kazandı. Oyun kuruldu. Pas oyunu sanırım. QB tekrardan koşu yapıyor. Aykut 27 numarayla Aykut durdurdu. Bir yard kadar geriletti. Hemen hemen. Tekrar bir pas oyunu. 21 numara blokların arkasından gidiyor.
Gerçek 21 numara 72 numaranın arkasına saklanarak ilerliyor. Holding cezası geldi. 2 ve 21 oynanacak. Çanakkale Vatanseverler mola aldı. İlk çeyrek bitti. İkinci çeyrek oynanacak. Koşu oyunu gibi görünüyor. Pas attı. 31 numara Baran. Topu tokatladı. Receiver'ın almasını engelledi. Üçüncü hak oynanacak. 3 ve 21. 21 yard ilerlemesi gerekiyor. Kocaeli'nin 4 hak kazanabilmesi için. Yine aynı oyunu verdiler. Bu sefer 4-5 yard kadar bir mesafe ilerledi. Tekrar ofans line'ın arkasına saklanarak ilerliyor güvenli bir şekilde. Sürekli aynı oyunu tekrarlıyorlar. Daha dikkatli olması lazım takımımızın. Şu an dördüncü hakları. Büyük ihtimalle punt yapılacak. Topu karşı tarafa dikecekler. Şu an kendi sahalarına, kalelerine yakın oldukları için risk almıyor ve karşı tarafa veriyor topu. Şu an çok güzel bir fırsat var. İç taraftan gidiyor. Dışarıdan 55 yarda kadar koştu. Özür diliyorum, 45 yarda kadar Kocaeli'nin. Yard ceza aldı takımımız. Şu an 35 yarda, 33 yarda kadar geriledi.
emin adımlarla gitmesi gerekiyor. Garanti oyunların oynanması gerek şu an. Yard kazandıracak, ilerleyebileceğimiz oyunları oynamamız lazım. Kürşat gel. Çok güzel. Çanakkale. Taşla. Kürşat sayı atıyor. Harika bir sayı. İşte bu. Yaklaşık 60-65 şart koştu. Ve sayı kazandırıyor takımına. 14-6 oldu. İşte Kürşat'tan beklenen oyun bu. Gerçekten harika bir koşu oldu. Sayı verdi baş hakem. Şu an ekstra point oynanacak. Enzo'nun 2 yard ilerisinden. Umarım bunu da alırız ve sayı farkı azalır. Şu an 14-6, 8 sayılık bir fark var. Bununla beraber 6. Sadece bir sayılık, bir gollük fark olacak. Umarım güzel bir oyun seçerler. Evet, fake oyunu, QB koşusu oldu. Gerçekten fake oyunla defans orta gepe yöneldi ama QB sağ taraftan sayı yapıyor. 14-8 oldu. Gerçekten motive eden bir sayı oldu bu bizim için. Şu an ofans yapması gerekeni yaptı ve sayıyı buldu. Defansın yapması gerekiyor şimdi. Elinden geleni yapması gerek. Şimdi Çanakkale vatanseverler kickoff vuruşu yapacak. Kocaeli ofansa oyun kuracak. Kick vuruşu yapılacak. Return kick. Topu alacak ve gidebildiği mesafede oyuna başlayacak ofansları. 15 numara topu dikti. Biraz ön tarafa düştü ve riski atmadı. Diz çöktü ve oyun ...28. yardtan devam edecek. Adılan'ı bitirdi Kocaeli ofansı. Oyuncular dizilimini yapıyor. Hakemler center'a bir uyarıda bulundu. Çanakkale vatanseverler ceza yedi şu an. 77 fazladan oyuncu olduğu için ceza alıyor. Aykut dikkat et! Haydi! Görüyor musun? Tek oyun var abi. Tek oyun. Kocaeli ofansı hala defans takımın solundan ilerlemeye çalışıyor. Kısa
kısıtlı oyunları olmasına rağmen en iyi oldukları oyunları oynuyorlar. Şu an ikinci haklar oynanacak. Şu an hakemler chain'i istedi. First down olup olmadığını. First down'u verdiler. 1-4 hak daha kazanmış oldu Kocaeli Üniversitesi. Şu an top kalkmadığı için, top kalkmadan karşı tarafa geçtiği için ofans oyuncuları ceza alıyor 5 yard. Oyun oynamadan ilerlediler. Daha dikkatli olması lazım ofans line'ın. Pas oyunu olacak. Çok güzel bir sek. 23 numara sek yapıyor. Baran, ofsayta dikkat et Baran. Kocaeli ofansı geriledi. İlerlemesi için yaklaşık bir 15-16 yard kadar ilerlemesi gerek. First down kazanabilmesi için. Sebebini bilmediğim bir faulden ötürü 15 yard ceza verdi. Otomatik first down oldu. 4 hakkı elde ettiler. Şimdi ilk haklarını oynuyor. Dikkat! Vur! Aferin Baran! Son 2 yardı kal. 8 yard koştular. Son 2 yard var. Defans bugün gününde değil. Ofans işini yaptı. Şimdi defansın kendi işini yapması lazım. Burkan, dur! Tekrar bir koşu oyunu var. 49 numara kat atıyor 21 numaraya. Yaklaşık 1 yard geriye düşürmüş oldu. İkinci haklarını oynuyorlar. Pardon, 3. hak. 95 numara çıkıyor. 96 numara giriyor Fahmi. Daha sert olması gerekiyor defansın. Gözünü korkutması lazım. Rahat bir şekilde içeri giriyorlar. Yine aynı oyun. Ama olmadı. First down. Yakaladıkları oyuncuyu içeriye doğru düşürdüler. Hadi bir hadi. Kalemler! Ortada!
bu şey gibi basketbolda basket atarsın faul olur. İnç oynayacaklar, inç inç. Geçmedi. Hands-on defans, hands-on. Buyur bir de. First down aldı. Tekrar 4 hakkı var. Adım adım ilerliyor şu an Kocaeli ofansı. Gerçekten şanslılar. Bir iki cezayla ilerlediler. False start yaptılar. Şu an hakemler hangi tarafın yaptığını karar vermeye çalışıyor. Vermediler şu an. İlk kez böyle bir şey görüyorum. False start var ama ceza verilmedi hiçbir tarafa. Vuş abi! Vur lan! Hayır, hayır, hayır! Ya yok artık ya! Gerçekten başarılı bir pas oldu Kocaeli adına. 83 numara topu yakaladı. Gerçekten beklenmedik bir oyun oldu bu. Sayıya çok yakın Kocaeli Üniversitesi. Yaklaşık 5 yard var en zona. İyi bir savunma yapması gerek artık defansın. Buradan çıkması gerek. Beş yardtan giriyor. Burada, burada. 4 numara. Ya vur şuna lan. Sayıyı buldu. 20-8. Allah büyük bir çay koyayım. Başka bir tane geldi abi. Şu an ekstra sayı oynandı. Bu sefer defans buna izin vermedi. Çanakkale Vatanseverler 8, Kocaeli Sharks 20. Şu anki skor. Söyledim. Ne var? Kickoff yapacak Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi tekrar topu Çanakkale'ye verecek. Kickoff'la. Return kick'le de ilerlemeye çalışacak. Numara kickoff vuruşunu yapmak üzere. Şu an vatanseverler hazır. Topu bekliyor. Top yine düştü. Hadi.
Edimen! Topu yaklaşık 20 yardın üzerinde tuttu Kaan. Bloklar çok güzel çalışıyor. 36. yardtan vatanseverler oyun kuracak. Yaklaşık 38 yard. Blokerların eksikliği var Çanakkale'de. Bloklar çalışsa daha çok mesafe kat edecek takımımız. Konsantrasyon eksikliği görülüyor takımda. Şu an takımımız huddle yapıyor. Oyun verildi. Ofans dizilimini gerçekleştiriyor şu anda. Kaan da çok güzel bir koşu. Blok çalışırsa etkili olur. Kaan. 72 numara yakalıyor ama sanırım orada ayağı çizgide. Şu an first down yaptı Çanakkale vatanseverler. 45. yardtan ilerleyecek takımımız. Taraftarımız takımını yalnız bırakmıyor Çanakkale'de. Son sürat destekleri devam ediyor. Şu an takımımız 28 geride. Her şey için geç değil. Tekrar Kaan ilerledi. Çok bir mesafe kat edemedi yalnız. Haydi birler! 2 ve 8 oynanacak. İkinci hak var. Şu an onu oynuyor takımımız. Interception oldu. Pardon 84 numara. Engelledi koşucuyu. Aytaç. QB'den bir hatalı pas daha yapıldı. Kocaeli iki interception. Yani iki kez top çaldı. QB'nin pas oyunlarında kendine çeki düzen vermesi lazım oyun kurucunun. Yoksa böyle olursa maç Kocaeli'nin lehine gidiyor. Şimdi ofans oyunda Kocaeli Üniversitesi'nin. Offensive line hücumda etkili bloklarla ilerliyor. Running back. Genellikle 72 numaralı oyuncunun arkasından koşuyor. Takımlar dizilimini yaptı şu an. Birinci hakları tekrarlanıyor.
çok hızlanıyor da. Şu an takımımız ceza yedi. Yaklaşık 10 yard geriye gitti. Yaklaşık first down'a 5 yard var. Birinci aklarını oynayacaklar. Yedi numara fake pas yaptı. Orada kesmesi lazımdı. Topu yakalıyor. Başarılı bir pas. Dört numaralı Kocaeli oyuncusu. Defans yetersiz kalıyor bazı durumlarda. O maçta şey hatırlıyor musun sen? Köşenin boyundan su kaldırdılar. Böyle oldu. Kocaeli tekrar oyun kuruyor. First down kazandı. Pas oyunu 21 numara. Miss tackle'lar var. 15 numaralı Çanakkale oyuncusu arkadan yakalıyor. Şu an Kocaeli tam tersi oyun kurmaya başladı. Hakemler fila atıyor. False start yapıyor Kocaeli oyuncusu. 5 yard ceza geri gidiyor ve 14 yard kadar geriden oyun kuracak. 2 ve 14. Tolu. Evet, geleceksin de. Baran dikkat. Şu an hakemlerin kararı bekleniyor. Ve cezayı Kocaeli'ye verdi. Yaklaşık 20 yard, 19 yard kadar bir mesafesi var. Hak tekrara verildi. İkinci hakkını tekrar kullanıyor. Çok güzel bir interception. 27 numara Harkut. Çok güzel. Gerçekten başarılı bir yakalayış oldu o. Aykut Kara topu yakaladı. Ve yaklaşık 20 yard koştu. Aykut! Sen baba 1 liralık dedi, çekirdek ver. Tamam. Kaç, 1 mi? 1 lira. Tamam, buyur. Cihaz!
Gençler biraz hızlı. Şimdi ofans takımı sahaya çıktı. Çanakkale vatanseverler de şu an 30 yardtan, 29. yardtan oyun kurulacak. Sanırım ceza yedik. Ama en azından takım için bir motivasyon kaynağı oldu bu interception. Offense line diziliyor. Kaan çok güzel. Ve yaklaşık 3-3,5-4 yard kadar bir mesafe kat etti. Bir sakatlık var sanırım orada. 52 numaralı oyuncu şimdi kalktı. Tackle'ı yaptı. 49 numaraya. Şu an nedenini bilmiyorum ama takım daha da geriye gitmeye başladı. Sanırım yine bir ceza oldu orada. Ceza yedik. Bir an önce toparlaması lazım kendini vatanseverlerin. Güzel bir oyun ama anlaşmazlık oldu orada. Topu yakalayamadı Kaan. Bütün oyuncuları içeri aldı offense line. Dışarı çıktı ama olmadı. Oyun gerçekleşseydi uzun yardlar kat edebilirdi. Çünkü önlerinde ofansif line gibi iri ve güçlü oyuncular olacaktı. Blokları olacaktı ama olmadı. Şimdi tekrar oyun kuruluyor. İkinci hak. 20 numara Kürşat. Sol taraftan koşuyor ama olmadı. Bloklar yetersiz kaldı. Sol tarafta. Üçüncü hakkı oynuyoruz. Şu an en azından 6-7 yard ilerlemeleri lazım. Son hak için. Çok güzel bir harika pası tamamlıyor, yakalıyor orada ve 43. yard, evet 43. yardta topu yakaladı. First down'u hak etti. Bir 4 hakkı daha var. Bu gerçekten iyi oldu çünkü son bir hakkımız kalıyordu bu pozisyondan sonra. Şu an 28 skor. Kocaeli Sharks'ın vatanseverler karşısında üstünlüğü devam ediyor. Hadi ofans! Hakan güzel bir fake oyunu. Ceza gelmesi lazım. Oyuncunun yakasından tutmaya çalıştı. Fake koşu yaptılar. Hadi
Hakemler ceza vermedi. Koşucunun yakasından tuttuğu için ceza alması gerekiyor. Hakemler buna göz yumdu. (20) numara Kürşat dış gap koşusu dışarıdan koşuyor. Ve first down oldu. Bir 4 hak daha kazanmış olduk. Adım adım ilerliyoruz sayıya. Şu an mola aldı. Kocaeli. Şu an koçumuz ofans oyuncularına talimatlarını veriyor. Ne yapması gerektiklerini. Son 3-4 oyundur takımımız güzel mesafeler kat ediyor. Karşı tarafta da bir konsantrasyon eksikliği görülmekte. Bundan faydalanması gerek vatanseverlerin. Şu an 40. yardtan oyun kuracak. Daha dikkatli olması lazım takımımızın. Emin adımlarla ilerlemesi gerek. Şu an first down yaptılar. Birinci haklarını oynuyor takımımız. Fumble oldu. Handoff'ta bir sıkıntı yaşandı orada. Running back'ler topu elinden kaçırdı. Topa Kocaeli oyuncusu atladı ama o da elinden kaçırınca takımımız geriye gitti. Tutamadı ki o. Tutamadı. Çarptı, geri indi top. Topun tutulduğu yerden tekrar oyun devam edecek. Takımımız adına. Kocaeli oyuncusu tutamadı topu ama sanırım Kocaeli'ye verdiler topu. Kocaeli'ye verdi. Abi ben buradan en yakın ben tutamadı. Eline çarptı, indi topu. Kocaeli ofansı oyunda. Oyun kurdular. Şimdi oyununu oynayacak. Dizi dişi sağlıyorlar şu anda. Offense line, defense line üzerinde oyuncu paylaşımı yaptı. Bir pas oyunu var. İç cap'ten koşuyor 70 numara. Berk yakaladı ama biraz sürüklendi. Diğer oyuncular vasıtasıyla indirdiler. Şu an 2 ve 7 oynanıyor. Taraftarlarımızın desteği devam ediyor geride olmamıza rağmen. Takımın biraz ateşlenmeye ihtiyacı var. Bir iki güzel hareket.
bunu sağlayabilir. Şu an mola aldı defans takımı. Defans koordinatör tarafından direktifler veriliyor. Bu maçı kazanmak istiyorsa Çanakkale vatanseverler, defans takımının daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olması lazım. Oyunları okumada biraz geç kalıyorlar. Aslında oyunlar belli. Belirli oyunların dışına hiç çıkmıyorlar. Ama yine de başarılı olamıyoruz. Tekrar koşu oyunu. Bu sefer engel oldu 94 numara. Başarılı bir tackle. Bir flag atıldı ama ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Sanırım holding verdi. Evet. Ofans oyuncusunun, ofans line'ın, defans line'ı kural dışı bir şekilde çekmesinden dolayı ceza alıyor. Ve şu an hak tekrarı, ikinci hakkını oynayacak. 2 ve 18. Yine pas. Handoff verdi orada ama takımımız bu sefer daha başarılı. Yerde yatan bir oyuncumuz var şu an. ...86 numara şu an sekiyor, bir sakatlığı var. 96 numara, özür diliyorum. Hadi Fahmi! Fahmi çıkıyor, yerine 94 numaralı oyuncumuz giriyor. Şu an defansımız daha başarılı. Üçüncü haklarını oynayacak Kocaeli Üniversitesi. Daha konsantre görünüyor takımımız. 83 numara topu aldı. Dış koşu var. 21 numara blok yapıyor. İndirmeleri lazım artık. Ve çok güzel. Defans takımımız oyunu okumaya başladı. İlerlemekte zorlanıyorlar. Şu an son haklarını oynayacaklar. Büyük ihtimal punt vurulacak. Topu karşı tarafa dikecekler. Mola. Şu an takımımız Kocaeli Üniversitesi'nin oyunlarını çözmüş durumda. Çünkü top sürekli koşuculara verilmekte. Pas çok denemiyorlar. 79 numaralı oyuncu büyük ihtimal punt vuracak. 27 Aykut hazır.
topu dikti. Bloklarla kat etmeye çalışacak mesafeyi. Çok güzel. Aykut ilerlemeye devam ediyor. Ve şu an 45. yardta düştü. 45. yardtan oyuna devam edecek ofans. Aykut biraz koşmakta çok zorlandı. Çünkü bloklarda sıkıntı oldu. Sendeledi ama yine de devam etmesini bildi. Yaklaşık 15-17 yard koştu. Ofans oyuna giriyor. Bir belirsizlik oluştu orada. Tekrar defans girdi. Hak tekrarı. Hadi Aykut! Hadi kedi! Buradan öğrenemediğimiz için neden dolayı ceza verildiğini bilmiyoruz. 79 numara tekrar punt yapıyor. Bu sefer 31 yardta kaldık. Gerçekten böyle devam ederse kaçınılmaz bir şekilde mağlup olacağız. Yani bir belirsizlik var takım içinde. Kimse yapacağı hamleden emin değil. Şu an takımımız kick vuruşunu yapacak. İkinci yarıya Çanakkale'nin kick vuruşuyla başlayacak. Umarım bu devre arası takımımız için iyi bir mola olmuştur. Kendine geleceklerine inanıyorum. Hakemin onayı bekleniyor maçın başlanabilmesi için. Enzo'nun orada çizgide bir deformasyon meydana geldi. Onu hallediyor hakemler. Sağ çizgisini tekrardan bantladı hakemler. Şu an hava daha da soğumaya başladı. Esen rüzgarla birlikte oyuncular soğudu. Isınmaya çalışıyorlar kişisel olarak. İkiye mi? Alt ikiye değil mi?
Şu an 15 numaralı oyuncumuz izni aldı arkadaşlarından. Ve kickoff vuruşu vuruldu. Return takımı şu an yönünü çizmeye çalıştı. Ve 20. yardta durdurdular. 20. yardtan oyun kuracak Kocaeli Shark ofansı. Takımımız devre arasından biraz daha moralli döndüğü gözleniyor. Daha hırslı ve daha hızlılar. Taraftarımız çılgınca destekliyor. Taraftarımız arkamızda. Ofans dizildi. QB oyunu kurdu. Bir pas koşusu. Bu sefer yemedi. Defans takımı yemedi bu sefer. İlerleyemeden durdurdular. Yine koşusunu yaptı. Bir sakatlık var sahada. Şu an sahaya sağlık ekibi çağrılıyor. Ciddi bir şey yoktur umarım. Numara Baran. Evet, outside linebacker'ımız şu an kenara geliyor. Durumu iyi gibi. Umarım ciddi bir şey yoktur kendisinin. Taraftarımız alkışlarla sağ kenarına getiriliyor. Tedavisine sağ kenarında devam edilecek. Şu an boğazını tutuyor. Boynunda bir problem olabilir. Fake. İki oyuncu arasında bir anlaşmazlık oldu. Interception garantilenmişti ki olmadı. Şu an dördüncü aklarını oynuyorlar. Büyük ihtimalle punt vuracaklar. Kendi end zonlarına çok yakın. Riski alacaklarını zannetmiyorum.
Kocaeli defansı mola alıyor. Evet, dediğim gibi punt vurulacak Kocaeli Üniversitesi tarafından. Aykut İçkep'ten gitmeyi tercih etti ama yakalandı. Sağ boşluğu kullansa daha çok yard alabilme fırsatı vardı ama İçkep'ten koştu. Şimdi ofans oyun kuracak. Defans bu sefer başarılıydı. Ofansı ilerletmeden durdurdu. Şimdi sıra ofansla sayı bulması lazım acil olarak. Yine QB'den Hakan'dan bir hata. Fumble. Top Kocaeli'ne geçiyor. Çok basit bir hata. Yapılmaması gereken bir hata. Maçın başında gerçekleşiyor. Bir sakatlık var Kocaeli cephesinde. Sağlık ekibi oraya gidiyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Şu an Sedi de geliyor. Sanırım ciddi bir durum var. Sedye ile sahadan ayrılıyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Thank you.
61 numaralı Burak rakibi indiriyor. Çok mesafe kat etmeden. Kocaeli Sharks ikinci hakkını kullanacak. Ofans diziliyor. Defansın dikkatli olması lazım. Koşu oyunu olabilir. Arka tarafta iki oyuncusu mevcut. Sanırım süresi geçti ya da bir problem var orada ama. İç gap koşusunu yapıyorlar. Mesafe kat etti. Diğer ofans oyuncuların yardımıyla first down oluyor. Gerçekten müdahalede çok geç kaldı vatanseverler. ...34. yardtan Kocaeli oyun kuracak. Muhtemel bir koşu oyunu mevcut. Bu sefer daha erken davrandı. 84 numara Aytaç tackle yaptı. Rakip oyuncu pentinden çekip yakaladı ve indirdi. Şu an ikinci hak ve gitmeleri gereken mesafe 16 yard. Pas mevcut. Interception'ı yakalamaya çalıştı Abdullah ama başaramadı. Hakemlerden flag var. Bakalım ne sonuç çıkacak. Offensive linemenlere holding cezası. Kural dışı tutmadan ötürü 10 yard ceza. Şu an 2 ve çok oynuyor Kocaeli. Bayağı gerilediler. Yine bir koşu oyunu sek. Abdullah yakalayabilecekken topu tokatladı orada. Keşke topu yakalasaydı orada. Defansımız daha dikkatli ilk yarı oranla. Yine bir koşu oyunu 25 numaralı oyuncu. Miss tackle'lar eşliğinde yakalayamadılar. Ofans blokları güzel işledi. İlerlemeyi de bildi böylece. Yerde yatan bir vatansever oyuncu var. Aytaç kalktı. Umarım ciddi bir durumu yoktur.
Oyuncu değişikliği geldi. Defans koordinatöründen. Şu an 4 ve 16 oynuyor Kocaeli ekibi. Uzun bir pas tamamlanamıyor. Büyük risk aldık Kocaeli Sharks. Hakemlerden flag geldi. Bakalım ne olacak sonuç. Ve top Çanakkale vatanseverlerde. Ofans oyuna giriyor. Onlardan acil olarak bir sayı bekliyoruz. Şu an 3. çeyreğin ortalarındayız. Numara Johnson'dan fumble sonrası güzel bir geri dönüş. Tackle yapıyor. Şu an hafif bir sakatlık geçirdi. Eline sağlık diyoruz. Bir sayıyı engelledi. Yine ofans içinde bir hata oluştu. Arkada handoff'ta top değişiminde bir hata QB'den. Fake pass oyunu. Incomplete pass tamamlanamadı. Kocaeli ekibine bir sakatlık görünüyor.
Sağlık ekibi sahaya çağrıldı. Şu an 72 numaralı defansif line oyuncusu yerde yatmakta. İki numaralı oyuncu sedye ile sağ kenarına getiriliyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun. Maç kısa bir aradan sonra tekrar başladı. 4 numaralı Kocaeli oyuncusu topu tutuyor. Başarılı bir tutuş. Defans takımının daha dikkatli olması lazım. İlk hakları first down kazandılar. Tekrar bir koşu oyunu iç gap kullanıyor. Yaklaşık 2-3 yard ilerlediler. Şu an gol oynuyor takım. Bir pas oyunu. Kesiyorlar. Başarılı bir müdafaa oldu. Sadece iki oyun daha dayanmaları lazım defans takımının. Ceza geldi takıma. 3 yard kadar bir mesafe var endzone'a. Ve hak tekrarı. Flag var. Şu an touchdown verilmedi. Şu an hakemlerin hiçbiri ellerini kaldırmadı. Sayıyı vermediler. Evet, sayı verilmedi.
Doğru. Offense line holding yapıyor ve 10 yard ileri taşımış oldu vatanseverler. İkinci hak tekrarı yapacak. Orta gap'ten ilerledi. Ve sayıyı verdiler. ...26-8 oldu. Şimdi ekstra sayı oynanacak. Orta gap'ten başarılı bir oyun sergiledi. Kocaeli Sharks. Pas oyunu, çok basit bir pas oyunu. Defansın hatasını iyi değerlendirdi. 28-8 yaptı skoru. İhsan abi. Ekstra sayı sonrası Kocaeli Üniversitesi kickoff vuruşu yapacak. Takım arkadaşlarından onayı aldı. Ve tekrar gönderiyor sahamıza. Yine takım içinde bir anlaşmazlık var orada. Blokların çalışması lazım. Kendini riske attı. İç kepe yöneldi ve hata yaptı orada. Dış kepten koşma ihtimali vardı ama onu kullanmadı. İçeriye yöneldi. Ve yakalandı. Kickoff vuruşu tekrarlanacak. Oyuncular tekrardan yerlerine diziliyor. Kickoff tekrarlandı. Orta kepi kullandı bir süre. Şimdi kenarlara doğru gidiyor. Çok güzel. Yaklaşık 25 yard koşmuş oldu.
sahanın ortalarına geldi. Mert. Ofansın daha dikkatli ve konsantre olması gerekiyor. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Şu an yarı değişimi yapınız. Sağ yarıları değişti. Kürşat yakalanıyor. Gerçekten blok olmadı. 20 numara Kürşat mola istedi koçtan ve mola alındı. Defans oyuncuları ofansı çok rahat geçip oyuncuya ulaşabiliyorlar. Ofans line'da problemler baş gösteriyor ne yazık ki. Kürşat bloklardan yararlanarak ilerliyor. 5 yardlık bir koşu sergiledi. Takım şimdi 3. hakkını oynayacak. At- 63 numaradan bir pull var. QB kendini riske etmek istemedi. 63 numaranın açtığı yoldan ilerlemek yerine dışarıya kaçtı. Bu hakkımız boşa gitti. 4'e 8 oynanacak. Büyük ihtimal punt vuracağız. Topu karşı tarafa teslim ediyoruz. Oyun oynamayı denedi. Kaan da çok güzel bir oyun. Hiç beklenmedik bir oyun gerçekleşti. Bravo. 4 ve 8'e ihtiyacımız varken 20 yard kadar gitmiş bulunduk.
Güzel bir oyun oynandı. Şimdi 4 hakkımız daha var. Dördüncü yarttan oyun kuracak takımımız. Çok acil bir sayıya ihtiyacımız var. Şu an file katıldı. İki takımdan birine ceza gelecek muhtemelen. Çanakkale vatanseverlere ceza geldi. 5 yard geri gitti. Şimdi gitmesi gereken mesafe 1 ve 15 pak tekrarı. Rakip oyuncudan bir müdahale geldi takım oyuncumuza. Sağlığı çağırıyor. Kürşat geplerden çok rahat ilerliyor. Blokların çalışması lazım. 43 numaralı tackle yapıyor. Kürşat yaklaşık dikey olarak 10 yard koştu. Şu an 2 ve 10 oynuyor. Dört numara Tolunay çok güzel sıyrıldı. Gerçekten lateral koştu. Defans aleyhine bir karar çıkacak galiba. File katıldı. Tolunay çok güzel sıyrıldı ama lateral ilerlemek isteyince yakalandı. Thank you.
karar iptal edildi. Yan hakemlerin kararını baş hakem onaylamadı. Blitz yapacaktı sanırım. False start yaptı. Çanakkale ceza aldı. Şu an üçüncü hak tekrarı. Şu an yaklaşık 3 ve 16 oynayacak. Pas oyunu gerçekleşti. Kürşat. Kürşat elinden kaçırdı. Gerçekten büyük bir fırsat yakalamıştı sayı için. Kürşat elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Son hak. Oyun oynanacak galiba punt yerine. Evet, oyun oynanıyor. Gerçek. Ya bir şey diyemiyorum gerçekten. QB'nin hatası. Pas atmak da çok gecikti ve sek yedi. Takımımız bugün gününde değil. Görüldüğü üzere. Kocaeli Sharks Süper Lig yarı finali için adını yazdırmak üzere. Pas oyunu QB ile çarpıştı orada running back. Sonrasında oyuncularımız onu fırsat bilerek indiriyorlar. Şu an 2 ve 12 oynayacak Kocaeli. Gerçekten fişek gibi gitti diyebiliriz tabiri caizse. Durdurmakta çok geç kaldık. ...29 numara topu taşıdı. (Gülüyor)
Takımımızın motivasyonu oldukça düşük. Tekrar bir koşu oyunu. İç gap'ten 27 numara. Gerçekten inanılmaz. Adamı yakalamakta çok güçlük çekiyor. Lineback ve defansif line oyuncuları. Kocaeli takımı first down kazandı. Şimdi tekrardan birinci haklarını oynayacaklar. Kocaeli Sharks'ın iyi hazırlandığı aşikar. Gerçekten başarılı oyunlar oynadılar. Pas oyunu verecek. Gerçekten adrese teslim bir pas oldu bu. Yaklaşık 10 yarda yakın bir mesafe kat etmiş oldular. QB'nin topu attığı yerden itibaren. Kocaeli ofansı oyun kuruyor. Pas oyunu gelecek büyük ihtimalle. Boş arkadaşını aradı. Topu yakalayamıyorlar. İkinci haklarını harcamış oldu Kocaeli. 28-8'lik üstünlüğü devam ediyor Kocaeli'nin. Hiç beklemediğim gibi bir oyun sergiliyor Çanakkale vatanseverler. Dış kepten bu sefer yakaladılar. Şu an hakemler Chain'i çağırıyor derken first down oldu. Tekrar 4 hak kazandılar. İlk haklarını oynamak üzereler. Topu kaybediyorlar. Yaklaşık 10 yarda yakın bir mesafe kaybettiler. Kocaeli takımı 2 ve 20 oynayacak. Kocaeli şu an grup ikincisi olarak üst lig için yarı
yarı final oynama hakkını kazanmak üzere. Orta gap'te 17 numaralı oyuncuyu durduruyorlar. Şu an mesafe kat edemediler. Aynı yard, 3. hak. Şu an 4. haklarını oynayacak Kocaeli Üniversitesi. Ummadığımız bir mağlubiyete doğru gidiyoruz takım olarak. Hiç böyle bir sonuç beklemiyordum açıkçası ben kendi takımımdan. Yine de ellerine emeklerine sağlık diyorum. (Gülüyor) 52 numara. Sonunda yakaladılar. 52 numarayı ben tebrik ediyorum. Gerçekten iyi dayandı. Şu an ceza geldi. Yaklaşık 20 yardlık bir ceza. Hemen hemen. Aslında bu maçı kendi hatalarımızla kaybettik desek geridir. Çünkü fazla göz yumduk. Ve erken reaksiyon gösteremedik. Ve maç bitti. Kocaeli Sharks takımını tebrik ediyoruz. Yarı finale çıkıyorlar. Teşekkürler Çanakkale.